Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birçok modeli, birçok versiyonu farklı tekniklerle örülme şekli olan bu kadife terliğin anlatımını yapacağım. Bir de benden dinleyin. Hemen kısaca malzemelerini size söyleyeceğim. Ama kesinlikle yani garanti ediyorum. Çok güzel kalıp gibi duran bakın hiçbir Böyle e, elimin sıkılığından da kullandığım tığ numarasından da kaynaklı olabilir. E, dediğim gibi püf noktalarına ve sayılarına dikkat ettiğiniz sürece garanti ediyorum sizde böyle e, güzel bir terlik örebilirsiniz. Çok da güzel yani e, kolay kolay beğenmem her şeyi çok da güzel e, oldu sonuç harika. Şöyle ben tabanlık ve ip malzememi sizlere söyleyeceğim hemen ve örmeye başlayacağız. Şöyle bir tabanlık kullandım. Instagram'dan beni takip edenler Selma Erdoğan'dan aldım tabanlıklarım ama siz farklı sitelerden de aldığınız tabanlıklarla uygulayabilirsiniz. Ee, i̇çini ve e, altı ve üst olarak şöyle hem ayak altına gelecek yeri hem de içine gelecek kısmı desenli tarafını kullandım. Siz böyle keçe tarafını içe gelecek şekilde kullanabilirsiniz. Ben tercih etmedim gayet kullanışlı. E, renk e, görüntüsü olarak da hoş olsun istedim. Gayet de kullanımında hiçbir e, sıkıntı yok arkadaşlar. Yani içinde ve dışında kullandığınız zaman hemen göstereyim detaylıca göstermek istiyorum. Bakın e, çok güzel e, duruşu. Ayakta mutazam duruyor. E, tığ olarak da şimdi 38 numarayı öreceğiz. Sol aya sağ ayağı ördüm ben. Şimdi sizinle birlikte sol ayak öreceğiz. İp olarak alize kullandım ben kadife ipini renk numarası soruyorsanız şöyle renk numaralarını size gösterebilirim detaylarına bakın burada renk numarası burada da bilgileri yazıyor merak edenlere gayet güzel formu güzel bir ip. ben beğendim tığ olarak da tabanı tığlarken ince bir tığ kullanmanız daha iyi olur Çünkü kadife ip birazcık zorlayabilir tığ taban boşluklarını doldururken ama ördüğüm tığda ip Örmeye geçtim tığda şöyle iki buçuk milimlik bir tığ yakından göstereyim iki buçuk milim taban tığlarken kullandığım tığda 1.75 milim beyazla kombin yaptım ben siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Hemen başlamak istiyorum. Kanalıma da abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak da desteklerinizi bekliyorum. Zil görseline basılı tutarak basarak bildirimlerinizi açıp çektiğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi sağ ayağa Tığladığımda şu şekilde tabanları tuttum. Yani buradan başlamıştım taban tığlamaya. Bu sol ayak olduğu için de buradan başlayacağım. Yani taban aslında tığlarken nereden başladığınız önemli değil. Zaten ördükçe göreceksiniz. Herhangi topuktan da başlayabilirsiniz. Ama bu e, sol ayak olduğu zaman bu şekilde çevirin. Yani duruş şekli. Ayağımıza e, durduğu gibi tığlamak zorundayız. Yani ben öyle tığlıyorum e, açıkçası. E, i̇ster burundan ister topuktan isterseniz yan taraflardan. Ben sağ ayağı şu kısmından başlamıştım. Böyle gelmiştim ama e, şimdi sol ayak olduğu için yine fark etmiyor. Buradan da gelebilirsiniz. Buradan bu tarafa da direkt örebilirsiniz. İpimizi keseceğiz modeli kurarken. O yüzden de e, tığlama yeri fark etmiyor. Hemen şimdi sadece burun ve topuktaki sayılar farklı. Onları da zaten birlikte sizlere göstere göstere öreceğim. Herhangi bir yerinden şimdi ben sağ ayak olduğu için şöyle başlıyorum. Dediğim gibi hiç fark etmiyor yani arkadaşlar. Nereden başladığınız yani şuradan da buradan da yani birkaç boşluk ilerisinden de çünkü ip kesilecek başladığımız yerden modele kurmayacağız tamamen şöyle bir düğüm atıyorum önce ben başlamadan önce şöyle düğümü attım hemen zaten bu ipimiz arkadan yürüterek temizleyeceğiz biraz zorluk oluyor zorluğu var arkadaşlar yani hem kamera açısından şu anda kamerada Ölmek daha da zor çünkü şu ilk ilmeğimi çıkarırsam hem kameraya açısını yakalamak, kadefe ipi zaten tığlamak taban başlı başına zorluk. O yüzden kusura bakmayın, biraz eksiğim belki yanlışlıklarım da olabilir. Sizin affınıza sığınıyorum şimdiden. Şimdi bir tane düğüm attım. Bir tane aynı düğüm attığım yere doldum. Hemen yanındaki boşluğa bir burada yan taraflarda ikişer tane yapıyoruz. Şöyle göründüğü üzere ipimizi de arkadan temizleyerek 2 2 doluyoruz. İlk başta bir taneydi. Şimdi 2 2 her boşluğa burunda önceki kısımlar Hemen şöyle burunda en tepeyi işaretliyorum. 1 2 göstereceğim şimdi. Göstereyim. Burada da görüldüğü üzere bakın şurası en tepe olarak kabul ediyoruz. 1 2 3 sağdan 1 2 3 soldan zaten belli ikili ve üçlü doldurduğumuz yerler. Bakın üçlü doldurduğumuz yerlerde şöyle 3 çizgi halinde görünüyor. 3 sağdan 3 soldan e, dolduracağız. Burunda da burayı ayırıyoruz. Şu 3 e, sağ e, tarafa kalan yere kadar iki doldurarak devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bakın 3 tane e, tepe, tam tepeden bu tarafı 3 tane kalana kadar iki kez e, doldum. Şimdi burada e, bu hem tepe... E, eee tam burundaki tepe dahil 3 sağdan 3 soldan eee her deliğe 3 kez. Biraz zorluyor. 3 kez batacağız. Bakın 3 kez de oldum. Zaten belli oluyor. 2 de olduklarım bakın 1 2. 3 kez de olduklarım da şöyle görünüyor. Yine bu yanındakine 3 kez. doluyorum. Bu kadar yani fazla bir şey burada göstermeme e, lüzum yok arkadaşlar. Videoyu uzun tutmama. 2 2 doldum burada tam burunu 3 e, sağ 3 sol dahil 7 tane e, boşluğu üçer üçer kez batıyoruz. Sonrasında yine bu kenarları tam burun topuğa gelene kadar şöyle şuraya kadar 2 dolalım burun topukta da kaç taneye yere kaç boşluğa 3 dolacağımızı göstereceğim söyleyeceğim Evet arkadaşlar şimdi bakın 2 22 doldum topuğa geldim şimdi topukta da aynı burunda ortadaki ortadaki tam ortadaki boşluğu işaretleyip sağdan ve soldan ikişer taneye 3 3 batacağız yani toplamda 5 delik 1 2 3 4 5 deliğe 3 kez batarak burada da eee 3 olan kısımları tamamlayacağız. Şöyle başını almışım. 2 Üçüncü biraz zor oluyor batmak ama arkadaşlar. Üç kez doldum 1, 2, 3, dört beş tane 3 kez batıyorum ve sonra yine kalanları iki iki dolup başladığımız yerde yerde birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar sona başladım yani sona geldim başladığım yere hemen burada başlarken bir tane dolmuştum bu boşluğu sonuncusunu da bitirdiğimde yine. Doluyorum. ilk başladığım e, biraz zor olacak. Ama arkadaşlar şöyle ip hem kadife olduğundan hem de e, bakın şöyle buldum başladığım yeri kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Kadife ip olduğu için birazcık zor görünüyor hani nereye battığımız o yüzden açık bir renk canlı bir renk seçmek istedim. Size tarif ederken şöyle e, bu böyle bu şekilde daha rahat görebilirsiniz batacağımız yerleri ipimizi kesmiyoruz. Şimdi bir sırada çakma sık iğne gideceğiz. Yani dolanacağız etrafını arkadaşlar. Sonrasında işlemimiz tamamlanmış olacak. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki her iki de olduk ya, burada her oluşan boşluklara bir çakma sık iğne. Arada Bırakmadan ya da siz ne diyorsanız çakma trabzan yine tekrar başını aldım yanındakine ee, tığ zaten sizi yönlendirecektir neresi olduğunu e, battığınızdan şu şekilde zaten e, kolayca e, tığ e, içeri e, batıyor arkadaşlar yani nasıl görüntü belki biraz zorlayıcı olabilir ama seçmeniz nereye batacağınız tığdan sıkıntı olmuyor. Çakma sık iğne bir sıra giderek bu sıramızı tamamlayacağız. Her ilmek içerisine biraz da sıkı gittiğim için seçmek zor olabilir. Bakın battığım yerlerde 1 2 3 4 5 sırasıyla ilmeğimizin başını alıyoruz. Altıncıyı da hemen burada Evet. Sırasıyla her ilmek içerisine bir çakma sık iğne yaparak başladığımız yere kadar komple böyle dönüyoruz arkadaşlar. Terliğimizin etrafını Başladığımız yere kadar geliyoruz orada e, ikinci sıramız da burada bitmiş oluyor model kurmadan önceki Sıramız Evet arkadaşlar Sonuna kadar böyle e, Çakma sık iğne ile örüp Geldim Başladığım yer Burasıydı hemen başlarken Çektiğim e, ilk Çakma sık iğnenin tepesine Kaydırma ile birleştirip burada ipimizi bir zincir çekiyorum ve kesiyorum tabanımızı dediğim gibi nereden başladığımız önemli değil zaten ipi keseceğiz ve modeli sonra başlayacağız ipimi kestim e, e, modeli örmeden ipimizi de temizleyelim aralardan sonra devam edelim Evet ipimizi temizledik ipimizi temizledikten sonra hemen modelin şöyle ön kısmını çevirip tam ortayı buluyoruz ortada zaten şöyle 3 3 sağdan ve soldan tığlamış tığlamıştık üçer kez bu tam ortadaki oluyor ortada şöyle ben tığımı bir yanına bakın tam ortayı siz bir şeyle işaret koyun Ortayı bulduktan sonra ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane sağ sayıyorum. Tam ortadaki hariç. Ondan sonra 7 tane saydım. 7 tane de sola zaten. Modeli kurduğumuzda 5 tane örnekle başlayacağız. O yüzden de tam ortayı bulup 7 tane sağa sayalım. E hemen burada bakın baş battığım yer çakma sık iğnelerin şöyle tam tepeleri bir ilk battığım yer 2 3 bu şekilde ayırt oluyor Belki kamerada siz şimdi ördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız tığı elinize e, tuttuğunuzda boşluklara batmak çok zor değil hemen ilmeğimi buradan çıkardım biraz ipimi bırakıyorum bir zincir çektim hemen şöyle tığımı arkadan değil arkadaşlar önden ipimi alıyorum 1 2 önce 1 2 atlıyorum üçüncü ilmeğimizi bulup iyice 1 2 atladım bu da üçüncü oluyor arkadaşlar bakın bunu da arkadan temizleyerek Böyle yine yarım çakma sık iğne dediğimiz ya da çakma trabzan aynı boşluğa bir kez daha yapıp çekiyorum. Şimdi tekrar ipimi tığımın önüne alıyorum. Bu kez iki değil bir tane atlıyorum araya bir ilmek bırakıp diğerine batıyorum diğer boşluğu bulup. Batıyorum zaten bu ilk modeli kurduktan sonra belirginleşecek nereye battığımız buraya da bakın arada bir tane bıraktım yine önden alıyorum aynı yere tekrar iki tane çakma sık iğne veya trabzan yarım trabzan diyelim yine önden alıyorum bu kez yine bir tane atlıyorum ikinciye sade başlarken arkadaşlar ee, tekrar göstereyim, iki atlamıştık. Şimdi bundan sonrasını hep bir e, atlayıp e, diğerine yapıyoruz. Aynı yere iki tane örüyoruz. Tekrar ipimi aldım. Bakın bura battığım yer, bunu atlıyorum, buna batıyorum. Tekrar. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4 tane zaten belli oluyor. V şeklinde görüntüsü. sonuncuyu yapıyoruz. Bir atladım. Tekrar göstereyim. Bu bak yanındaki bu arkadaşlar. Bu da bir yanındaki. Buraya da iki tane doluyorum. Ve beş tane modelimizi kurdum. Beş tane kurduktan sonra hemen şöyle ilk sırada bir tane atlıyoruz. Bunu atlıyorum. Şu yanındakine bir sık iğne, bir boşluk bırakıp bir yanındaki yani ilmek bırakıyorum. Diğer ilmeğe bir sık iğne yaptım. Atlamadan hemen yanındakine de bir tane kaydırma yaptım. İlk sıramızı bu şekilde başladık. Modelimizi beş tane 1 2 3 4 5 diş şimdi ördükçe bunlar daha da belirgen belirgen belirginleşecek arkadaşlar kusura bakmayın hemen ipimi şöyle düğüm atıyorum arasından geçirip ve yine tekrar buraya geldik ilk başladığımız yer bakın burada iki tane bırakmıştım ya ilk battığım yerde bura belli zaten bakın çekiştirici çekiştirince aradaki boşluk görünüyor şimdi tekrar buradan değil 1 iki ilmek atlıyoruz arkadaşlar bakın bir tane değil bu, bu sırada da iki ilmeği atladık üçüncüde atıp bu ilk sırada bu şekil ilk iki sıra sonrasında ipimizi şöyle biraz bu öndeki modeli yani bu mesafeye göre birazcık ayarlayalım ki ördükçe gerilmesin hemen yine bir zincir çekiyorum ipimi yine öne aldım bakın arkadaşlar şu beş tane model kurmuştuk bu 5 modelin ilk alt sırada yaptığım ilk model bu. Hemen yanında hani batmıştık ya iki aralık iki boşluk bırakıp o boşluğa ilk modelimizi yapıyoruz. Tekrar önden alıyorum yani bir gerisinden bir modeli kuruyoruz öncelikle. Şimdi yine tekrar hiç zincir çekmiyoruz. ipimi aldım tığımın önüne. Bu kez hep ara boşluklarını artık yani çok zorlaşmayacak. Aradaki 2 ve 2 model arasına batıyoruz yani bakın şu boşluklar görünüyor parmağım bile bakın zorlayınca göründü hemen o boşluklara bu şekilde 2 adet çakma sık iğne ya da yarım trabzan dediğimiz şekilde örüyoruz yani başta bir arttırmamız başlarda oluyor her sırada bir model fazla 5 ile başlamıştık. Şimdi bu sırada da 6 modelimiz olacak. Sayalım tekrar. Bakın birincisi buydu. 2, 3, 4, 5. Ve son modelimizi de yapıyoruz. Evet. Şimdi hemen bir yanındakine Burada bir sık iğne yapıyoruz. Diğer bir yanındakine daha artık atlamıyoruz. Bir kaydırma yapıyoruz. Tekrar ipimi geçiriyorum. Şöyle terliğimi biraz yukarıya itersem daha çok ek kamera ekranına sığacaktır. Bakın bu sırada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane modelimiz oldu. Her sırada böyle bir arttırarak devam edeceğiz. Şimdi iki sırayı iki geriden başlamıştık. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. Artık iki tane atlamıyorum arkadaşlar. Bakın bir alt sırada battığım boşluktu. Şimdi bir, bir tane bırakıp şu aradan bir tane bırakıp ikinciye kuracağım modeli. Hemen tekrar ipimi şöyle aldım. Tekrar böyle bir mesafe boşluk ayarlayıp bırakalım. Bir zincir çektim. Tığımı, ipimi tığımın önüne alıp yine bu alt sırada bir geriden yani arada şu boşluklara her seferinde artırmalarımızı bir üst sırada da buraya yapacağız arkadaşlar. Yani bu alt sıradaki yerde başladığımız ilk başladığımız yerler buralar oluyor. Hani bunu daha iyi anlayabilmemiz için bir üst sırada da buradan başlayacağız modeli kurmaya. Arttırmalarımız da bu şekilde oluyor. Hemen artırma ilk modelimizi yaptık. Şimdi tekrar aralarına fıstık yaparak Devam ediyorum. E, taban tığlama bittikten sonra arkadaşlar iki buçuk milim tığla örmeye başladım ben. Siz e, yani e, fark olursa sizin için tığ numaranızı daha kalın yapabilirsiniz, daha da ince tığla örebilirsiniz. Bu sırada da 5 ile başladık. 3. sıramızda 6 5 6 7 model olacak. Fıstık diyelim. Modelimiz 7'ye çıkmış olacak. Hemen bakın. 7. 7. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tekrar yanından battığımız yer bir alt sırada bir sık iğne yapıyorum. Bir de yanına hemen yani aynı yeri değil bir yanından kaydırma. Bu şekilde arkadaşlar bakın modelimiz oluşmaya başladı. E, bu sıra 5 sıra olacak. Artırmalarımız hep aynı olacak. Şimdi bakın 1, 2, 3 sıra yaptık. Aynı renkle 2 sıra daha yapıp sonra beyaz rengini koyacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın. 5 ile başlamıştık. 6, 7, 8, 9 modelle bu pembe ipimizi buraya kadar ördük. Hemen şimdi ipimi burada bir düğüm atacağım. Tekrar Düğüme attım. Modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi beyaz rengimi koyacağım. Siz dilediğiniz renkle yapabilirsiniz ya da bu e, beyaza daha önceki sıralardan da başlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hemen tekrar 1-2 sayıyorum. Yine arada bir tane bırakıp buradan beyaz ipimi e, ipimizi bırakalım. Tem, gizleyerek e, daha sağlam olsun diye hemen bir zincir çektim yine tığımın önüne aldım ipimi aynı şekilde örme örme kısmı aynı arkadaşlar değişik bir şey yok yine bir önceki fıstı modelimizin bir önceki boşluğundan başlayarak yapmaya devam ediyoruz beyazla da aynı böyle model aralarına batıyoruz 2 İpimizi de arkadan parmağımızla tutarak temi ördüğümüzde gizlenecektir. 3 4 4.cüyü de yaptım. Bakın ipimizi de gizledik. Şimdi bu sırada da sonuna kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 modelle bitirmiştik pembeyi. Şimdi bu 10 tane olacak beyazda yapalım sonuna kadar düğüm atarken yine devam edeceğiz. Aynı yerlere hiç değişik olmuyor zaten belirginleşiyor. Bakın renkli yaptığımız zaman modelde kendini göstermeye başlıyor. Evet arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane modelimiz oldu bu sırada da beyaz ipimizle. Yine sıra sonunda ne yapıyorduk? Bir tane sık iğne atlamıyoruz hiç. Sıradaki e, ilmeğe bir tane sık iğne. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir tane de hemen yanına kaydırma yapıp, bakın yan yana gördüğünüz gibi burada ipimize düğüm atacağız. beyaz ipimi düğüm atacağım. Şu ipimizi de tutarak alttan şöyle düğümümüzü attık. İyice sıkılaştıralım. Şimdi pembeye geçiyorum. Tekrar pembe ipimi alıyorum. Buradan 1 ve 2 Tekrar göstereyim. Bakın bir Beyazla ördüğümüz de renklerle nereye battığımız belli zaten. İlk ilmeğim birinciyi atlıyorum. Bu da ikinci. Pembeye geçiş yaptım. Yine böyle birazcık buradaki mesafe büyüdükçe bu ipimizde ona göre ayarlayıp daha geniş bırakalım. Yine ilmeğimi aldım. Buradan başlıyorum. İki tane aynı yere yarım trabzan modelimiz kendini göstermeye başladı Artırmaları bu şekilde her sırada bir tane model arttırarak yapıyorum ben yani terliğin farklı yöntemlerle yapan da vardır arttırmaları daha her sırada iki model arttırarak örülen de örülen modeller de var ama ben çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde tam ayağa kendim de denedim yani. Harika bir görüntüsü var ve tam böyle ayak formunu alıyor. Gayet de güzel. Bu şekilde arttırmaları uyumlu yani. İpim burada. Benim de bitmek üzere ip ekleyeceğim. Şöyle ipimizi çektirelim kendini toplarsa. Çünkü burada fazlalık kalabiliyor. Sonuna kadar arkadaşlar gelelim. Yine düğüm atacağım zaten. Bundan sonrası çok kolay. Çözdük. Bir kez daha burada düğüm attığım yeri gösterip size yine devam edelim. Evet arkadaşlar, yine geldik. Bakın bu sırada da 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 taneydi. Pembe iple 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane modelimiz oldu. Hemen yine bu şekilde battığım en son battığım yer belli bir yanına bir sık iğne pembe ipimizde diğer yanına da bir tane kaydırma yapıp yine burada da düğüm atıyorum Bu kez de beyazı da alttan çekelim. Düğüm attıkça Evet arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimize geçtik. Alttan kayboluyor. Bu şekilde örüyoruz. Beyazla hemen başlayacağız yine. Burası bir alt. Başladığımız yerde 1 2. Iki. ikinciye ipimi alıyorum ee, hemen hemen anladık ee, nereden e, başlayacağımızı bir tane atlıyoruz bakın hizası da zaten aynı gördüğünüz gibi e, şu şekilde karşılıklı e, böyle ben kaç arttırma yaptım size e, sayacağım e, 17 arttırma e, olana kadar devam edelim Arkadaşlar ben 17 arttırma, yani 17 tane böyle fıstık arttırma yaptım 17 fıstık olana kadar. Sonrasında çok böyle geniş olmasını istemediğim için şu ağız kısmını bazı modellerde sonuna kadar arttırarak devam ediyorlar ama ben kesmeye başladım 17 model. Evet arkadaşlar şöyle kameramı düzelteceğim. Bu şekilde Toplamda 17 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane modelimiz modelimizi kurana kadar buraya geldim. Şimdi son iki sıramız kaldı. 5 sıra beyazımız olacak. Sonrasında bir sıra daha pembe rengimizden koyacağız. Hemen ben burada pembe rengimle bakın şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Eğer sizde şu ayar yani şu karşılıklı e, şöyle göstereceğim bakın karşılıklı eğer e, düzgünlük olmuyorsa e, burada e, şuralarda şimdi göstereceğim ben e, üç tane de hani bir atlı bir tane ilmek bırakıp ikinci şuradan alıyorduk ya üçüncüden al alırsanız bu dengelin e, aradaki bu e, yamukluk o, dengelenecektir eğer öyle bir problem yaşıyorsanız yani hani o dengeyi o şekilde kurabilirsiniz. Şimdi beyaz ipimi pardon buraya kaydırma yapmadan evet arkadaşlar kaydırma yapmadan düğüm atmaya çalıştım. Hemen düzeltip geriye kaydırma işlemini tamamladıktan sonra 17 tane modelimiz oldu. Dediğim gibi ben 17 tane yaptıktan sonra iki sırayı da kesmeden yapıyorum. Şurası çok yüksek sevmiyorum yani yükseltisini. Şimdi buradan sizin gibi şu beyazı bakın bunu son en sonda yapacağım ama bir tane dediğim gibi eğer şu dengeyi sağlayamıyorsanız arkadaşlar göstereceğim şimdi yani şurası bakın tabanda bir taraf uzun bir taraf kısa kalıyorsa yani arada fark varsa buradan bir ilmek değil de iki ilmek bırakıp üçüncüden alabilirsiniz eşitlemek için. Şimdi ben yine tekrar bir bırakıyorum, iki alıyorum ikincisini İkincisi şu olacak herhalde. Evet. Şimdi kesme daha arttırma yapmayacağım ben. İpimi de şöyle ayarladım. 17 tane model fıstık da tamamladık. Arttırma yapmamak için de bu şekilde arkadaşlar hemen bakın buradan başlamıştım artırma yapmıyorum direkt bu fıstık diğer fıstığa geçiyorum hemen normalde artırmayı buradan bu modeli bir önceki e, yerden koyuyorduk şimdi artırma yapmamak için fıstığın yanından şöyle ipimizde sıkılaştırdığımız zaman gayet e, buradaki ilmek sıkılaşıyor. Hemen yine fıstıklarımızı yaparak bu sırada da 17 tane olacak modelimiz. Yani bu son iki sırayı 17 ile tamamlayacağız. 3 sıramız bununla birlikte. Yani bu sıramız 17 beyaz bir tane daha pembe koyacağız 17 17 olacak 3 sıra 17 fıstıkla bitmiş olacak iki sırayı da arttırma yapmadan örmüş oluyoruz bu kadardı arkadaşlar şimdi hep bir sıra beyaz dediğim gibi başlarken Şuradaki arttırmaları bir önceki şimdi bir buradan yaptım arttırmayı dengeli olsun diye ilk arttırma yapmadığım yer burasıydı direkt buraya batarak yaptım şimdi sonuna kadar örelim ikinci arttırmayı da yani pembe olan arttırma yapmadan yapacağız ya sonrasında buradan alacağım ama buradan keseceğim fıstığı şimdi anlayacaksınız sonuna kadar gelelim burayı anladık başladığımız yeri 17 fıstık olana kadar örelim Evet arkadaşlar yine 17 fıstıkla tamamladık hemen şöyle iki tane bir sık iğnemizi yapıyoruz bakın bir tane de kaydırma burada bir sık iğne sadece yapalım arkadaşlar Çünkü artık çok bir tane kaydırma veya sık iğne yaparak bu sırayı tamamlayalım sadece bir kaydırma yaptım düğümümü attım sonra en son pembe ile yapacağım bakın topukta ee, şöyle şurasının dengeli olması için arkadaşlar şöyle karşılıklı ayarlayabilirsiniz yani burada bir bırakıp bir önceki ilmekten alıyorduk ya bu fıstık sıralarında bunu eğer denge yoksa oradan veya buradan kesip veya fazla ilmek alarak da eşitleyebilirsiniz. Yani iki bırakıp üçüncüden alabilirsiniz. Şimdi ben bunu yine bir tane bırakıyorum. İkinciden alacağım. Son sıramız olacak. Hemen ayarlayıp battığım yer bir önceki 2 şuradan son sıramızı artık yapıyoruz. Tekrar ipimi ben ayarlıyorum. Buraya rahat olacak şekilde şu az kısmına bakın ölçüp çünkü ördükçe burası gerilmesin. Hemen bir zincirimi çektim. Şimdi bu sırada bir önceki sırada burada yapmıştık. Artırma yapmamıştık. Hemen böyle direkt buraya batmıştık. Şimdi bu sırada buradaki fıstığımızı yapıyoruz. Sondaki fıstığa kadar örüp oradaki artırmayı yapmıyoruz. Yani oradaki sondaki fıstığı örmeyeceğiz arkadaşlar. Oradan keseceğiz. Hemen ilk fıstığımı yaptım karşılıklı denge olsun diye buradan da yine bu sırada da 17 tane modelimiz olacak sonuna kadar gelelim zaten bitmek üzere bakın bu şekilde sonuna kadar gelelim devam edelim Evet arkadaşlar şimdi bakın yine sayıyoruz son sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane yaptık normalde şu kısmı da yapıyorduk burada bakın bu araya da yapıyorduk şimdi buradan yapmayarak buradan kesmiş oluyoruz hemen direkt bir tane sık iğnemi ya da kaydırmayı yapabilirsiniz fark etmez kaydırma yapalım şöyle bir yanından kaydırma yaptık beyaz ipimizi de kesiyoruz işimi bitti beyaz ip, ipini arkadaşlar şöyle onu içeriden beyaz fıstıkların aralarından gizleyerek şöyle saklayabiliriz hemen buradan bir kaydırma yaptım bakın Şimdi terliğimiz biraz toplasın. Hem şu ağız kısmı toplasın diye burada ters sık iğne ile bu tarafa dönüş yapacağız. Ters sık iğneyi de zaten biliyorsunuzdur. Şu fıstığa bakın. Fıstığa batıyoruz. Bir tane şöyle hemen olduğumuz yerden alıyoruz. Çıkıyoruz. Sonra fıstık aralarına geçiyoruz ipimizi alıp içerden tığım birazcık Kusura bakmayın. Hemen bu tarafa batıyoruz. Çıkıyoruz. Bu tarafa batıyoruz. çıkıyoruz. Fıstık boşluklarına yani model kurarken yaptığımız boşluklara ters sık iğne yaparak bu sırayı da e, diğer bir baş tarafa geçene kadar bitiriyoruz arkadaşlar. Hem ağız kısmı biraz toplamış oluyor. Hem de daha güzel bir görüntü olmuş oluyor. Buraya kadar anlaşıldı. Sonuna kadar gelelim. Sonuna kadar yaptım. Ters sık iğnemizi. Şimdi şu hemen bir aynı yer değil. Yani dibine değil. Bir yandaki ilmekten ben ilmeğim içeriye alacağım. Bu ilmeğimizi bir zincir çekip bakın burada işlemi bitiriyoruz ve artık bundan sonra da her ilmeği kaydırma yaparak şöyle hani bir alt sıra tabandan sonra başlamıştık ya arkadaşlar çakma yarım trabzan yapmıştık buraları oradan başlarına batmanıza gerek yok tam aralarına şöyle göstereyim şu boşluklara batarak her bir boşluk arasına bir kaydırma yapıyoruz. Zaten bitti son işlem. Bu terliğimizdeki kaydırma yaparak burayı da kapatıyoruz. Kalan tabanımızın kalan kısmına sonuna kadar gelelim. Kaydırma yaparak bakın daha top bir görüntüsü olmuş oluyor. Şu kenarı Evet arkadaşlar, sonuna kadar da bu şekilde ördüm ve ipimi burada bir zincir çekip kesiyorum. Sonra da iplerimizi temizliyoruz ve terliğimizi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, terliğimizi tamamladık. Şu şekilde sağ ve sol ayağımız. Bakın gayet muntazam, çok güzel taban tığlamamız ve terliğimizi tamamlamış bulunmaktayız tüm detayları verdim sizlere arkadaşlar bu şekilde sizlerde örerek terliklerinizi gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz çok da kullanışlı ben çok sevdim gerçekten ayak formuna gayet uyumlu bir terlik modeli siz tabanlıklarınızı farklı yaparsanız yani farklı sitelerin tabanlıklarını kullandığınızda da yine tığlama sayıları hemen hemen aynı farklı olmayacaktır arkadaşlar. Birkaç boşluk delik fazla oluyor. Başka sitelerdeki tabanlıkların çok bir değişikliği olmayacaktır. İki renkli de çok güzel tek renkli de gayet güzel terlikler örebilirsiniz. Bir de ayak numarası da tabi büyüdükçe bu 38 numarayı 37 numarayı uyumlu. Eğer siz ayak numarasını büyük yaparsanız arkadaşlar bu 17 arttırmaya kadar yapmıştım. Siz bunu 18-19'a çıkarabilirsiniz. 39'da 40 üzeri terlik numaralarında. ister çift tabanlı da yapabilirsiniz. Direkt terlik tabanı satan sitelerde var. Oralardan da alarak terlik kendinize terlik, sevdiklerinize terlikleri örebilirsiniz. Üzerine aksesuar olarak zaten YouTube'da birçok yazdığınızda puf çiçek, kadife çiçek, papatya olarak geçiyor. Yapabilirsiniz. Farklı inciler dikebilirsiniz, boncuklar şu aralara ya da şu sadece baş kısmına tek renkle yapıp yine beyaz incilerle süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Bu şekilde. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.